Her yaz deniz kenarında fotoğraf paylaşıyorum. Aynı e, pa pozları paylaşıyorum. Duruyor işte 12 yıldır sosyal medya kullanıyorum. Niyeyse bu yaz aynı pozları e, boşanmış bir kadın olarak paylaşmam herkesin zoruna gidiyor. Hı -hı. Geçen yaz da aynı pozları paylaştım. Hı -hı. Tek fark alyans vardı parmağımda. Şimdi bir sebepten o alyans çıktı ve ben gene aynı pozları paylaşıyorum. Ama artık e, tek başıma olduğum için o pozlar bir kesim tarafından kabul görmüyor. Kadın olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Ve en çok da kadınlar konuşuyordur. Evet ve bundan da vazgeçmeye niyetim yok. Ben kadınım, tek başıma güçlüyüm. Tabii ki sevdiğim biriyle yan yana olmaktan gurur duyuyorum ve mutluyum. Ama yürüyemiyorsam da mutluyum. Çünkü ben kendimle mutluyum ve bu yol yarının olacağını hiç kimse hiç kimse için bilemiyor. Dolayısıyla da hayat ne getiriyorsa kabul etmeyi de öğrendim. Daha büyük sınanmalarım oldu benim hayatta. Ee, olabildiğince anlatmaya çalışıyorum ama anlatınca rahatlıyorum. Belki de o yüzden arkadaşın olarak burcu konuş, burcu anlat, burcu paylaş. Çok, aklım, çok teşekkür ederim. Bundan çok teşekkürim bundan ederim. Yani keşke daha çok hayatımda olsan da beni keşke bu zamana kadar 50 kere dürtseydin <laughs> böyle. Ben seni fotoğrafını yani, çekip sen gibi yazsam. Gerçekten keşke keşke Yok yani. ya, yaparsın sen. Ben biliyorum. Çok tatlı gidiyorsun hayatında. Çok teşekkür İznik'te ederim. İznik'te ışıldıyorsun Burcu. Çok teşekkür ederim. Farkındasın <laughs> çok, değil mi? Yani çok mutluyum orada. Ee, Nasıl yani ilmek ilmek. Arabaya inan binip arabanın böyle motorunu çalıştırıp hani o teker İstanbul'a doğru dönmeye başladığı an şurama bir hüzün çöküyor. Orada çok huzurluyum yani bilmiyorum atalarımın toprağı oranın havası mı desen bilmiyorum yani doğayla iç içe olmak işte toprağa dokunmak falan beni çok mutlu ediyor. En son Bodrum'a ne zaman gittim hatırlamıyorum mesela. Yani evet. hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum çünkü. Evet. Çocukluğumdan beri çok değişik bir iç dünyam var benim. Yani yani buna Allah'a inanmak mı dersin? Yani çok yeterlilik, hep şey. Teşekkür ederim. Hmm. Hani kötü bir şeyde bile hiçbir zaman isyan etmedim. Yani başıma çok ciddi şeyler geldi gerçekten. Kimselerin bilmediği hiç söylemediğim, konuşmadığım. Neden? Ondan sonra. Ya ne bileyim açıkçası e, kendim ağzımı bile bir şeylerle kirletmek istemedim Ceyda'ya. Ama mesela başına bir şey geldi. Sen sevilen, beğenilen, takdir gören bir isimsin bu ülkede. Bu çok kıymetli. Başına gelen bir şeyde yardım, yardım almak. Aslında evet yardım almak. Manevi bir yardım bu. Hı hı. Ben mesela gerçekten her şeyi gelişine anlatmayı seviyorum. Çünkü... Bir göz önündeyiz başına gelen şey senden değil başkasından duyarsa yorum katarak paylaşılıyor ve senin Hı -hı. kontrolünden çıkıyor. Dolayısıyla en doğrusu kendi ağzından konuşmak. E, sosyal medya gibi aslında senin gazeten var. Hı -hı. Kendi gazeten var baktığın evet, zaman günlük evet. bir gazeten var. Oradan neyi koymak istersen ne kadar koymak istersen en doğru bilgiyi senin ağzından senden öğrenmeleri Hı -hı. kıymetli. Ve ben Hı -hı. oradaki... E, saygısızlık ya da hadsizlikleri bir kenara koyarak ki çok az eminim senin de takipçilerin arasında bu çok az. Evet çok az. E, diğer e, tüm takipçiler ve sevenlerden hep çok destek gördüm. Buna Biliyorum il, yani mesela farkındayım. İhtiyacın olan şeyi burada da bulabilirsin duygun var seninle ilgili. Evet aslında var evet orada öyle bir altyapı var kesinlikle. Evet. Kesinlikle öyle çok istiyorum inan çok istiyorum ama yapamıyorum orada bir türlü o vakti ve o alanı yaratamıyorum yani ama çok istiyorum bunu yapmayı. Konuşmaya başlamanı bekliyorum evet, ben. ben senin de bir istiyorum takipçin gerçekten. Olarak. Benim çok yakın arkadaşlarım da bana hep böyle söylüyor. Burcu hani daha fazla dinleyen biriyim çok konuşkan biri değilim. Hani Konuşmakla konuşkanlık başka bir şey başka bir konu bu aslında ama hani senin konuşmanı çok seviyoruz çünkü sen çok iyi geliyorsun bize. Hem dinlerken çok iyi geliyorsun, hem konuşurken çok iyi geliyorsun. Onun için işte yani 18 yaşımdan beri sunuculuk da yaptığım için mesela hani o tarafta olmayı da çok seviyorum evet. gerçekten dinlemeyi de konuşmayı da. Ama biraz böyle bir ciddi bir boşluk oldu. Ben de bunu doldurmak istiyorum açıkçası. En ben başta kendi ruhum için. Çok güzel döneceğini düşünüyorum. İnşallah. Çok Evlat büyüyüp ederim. de onu hayata salı verdiğinde gönlün razı geldiği o günden sonra evet. çok başka aslında bu süreçler de boş geçiyor gibi görünse Değil. de bizleri dolduran, evet. e, zenginleştiren şeyler. Evet. Yani konuşacağın cümleler çok daha artıyor. Evet. Yorumların, işte tecrübelerin sana çok daha fazla bir akış olarak geri dönebilir aslında. E, Şener Şen'in bir lafı vardı benimle bir sohbetinde Fırat da onu bana sürekli hatırlatır. Yani sen bir aslan vurdun ve o postu astın ya duvara bu unutulmaz. Yani bu insanlar seni sevdi, inandı ve güvendi. Seni oraya koydular. Senin iki yıl iş yapmaman, üç yıl yapmaman. Yani o kitle seni seven, beğenen ve güvenen kitle hep duruyor. Onun için çok mutluyum. Yani o çok ciddi boşluklarım var hayatta. Yok. Döndüğümde yine aynı şekilde Aynen. o insanlarla karşılaşıyorum. O beni çok mutlu ediyor. Ben kariyer konusunda hiç konuşmuyorum. Evet. Kariyerin şahane bir yerde. Sen dört yılda bir şey yapmasın yani önemli Yani kendimi değil. anlatabilmişim. Evet. Onu demek istedim aslında evet. bu cümlelerimle. Sadece senin gibi donanımlı ve dolu ve gerçek bir kişinin, bu kadar sevilen ve kariyerini de doğru bir yerde tutabilen bir kişinin, isyanlarını ve acılarını da paylaşmasının hmm. gerçekliğe dair olduğunu düşünüyorum. Ve seni hafifleteceğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Aslında çok haklısın. Aslında hani özünde anlatmak istediğim çok haklısın, bu. Çok haklısın. Çok evet. İkimizin farkı bu gerçekten dediğin gibi. Sana evet. sonuna kadar katılıyorum ben yani. Ben biraz daha deliyim ama bence sen de delisin. Mutlaka. Ya 40 yaşından sonra ben herkesin delirdiğini evet. düşünüyorum. <laughs> ve delirme hakkı olduğunu düşünüyorum evet. yani. Kesinlikle. Bizim hayatlarımız hiç kolay değil ki Ceyda. Yani hiç kolay değil. Yani bunu gerçekten yaşayan bilir. İnsanlar o sosyal medyadan bizi işte ki bizi en az evet. hani yorumlamak, yargılamak şu bu işte geçen gün gene evlenen bir ünlüyle ilgili. Yani kendimi tutuyorum ya oraya yazmamak için. Sen ne yaşadığında onu yargılıyorsun. Değil mi? Ne yaşadın? Hani kimse sınanmadığı e, günahın ne evet. öyle bir cümle var ya hani, ben işte ya bu nedir sen evet. ne yaşadın o insanın yanında ol, oldun mu gördün mü deneyimledin mi Aynen. ne biliyorsun sen ben bir kere işte, ünlü son... olmak güzel bir şey sözünü çok. kestim ama Yoyu çok kes, büyük tabii bir ki. sınav tabi çok büyük bir sınav bu kadar imkana sahip olup da kendine sahip çıkabilmek bu kadar imkana sahip olup da iradeli olup dengede kalabilmek çok büyük bir zorluk. Çok büyük bir zorluk. çok Yani saçmalamamak ki hepimiz insanız buna da hakkımız var. Biz hakkımızı Bugün, kullanamıyoruz. Evet aynı yani her gün nasıl aynı olabilirsin evet. ya. Yani insanların bir gün gelip bana işte sizi çok seviyordum ama çok suratsızsınız deyip ya elbise bakıyorum o anda. Belki biraz önce Canım sıkan bir şey oldu. Belki o gece hiç uyumadım. Belki kocamla kavga ettim. İnsanım ya ben de. Böyle gezmiyoruz biz yani. Robot değiliz biz o televizyondaki insan. Ben insanım. O benim işim sadece. Evet. Yani buna hakkın olduğunu, gerçekten hiçbir şeyle sınanmadığınız bu konuda ne olur yorum yapmayın hiçbiriniz. İşte geçen gün Rumi'nin bir sözünü bir daha koydum. Yani neredeyse dövmesini yaptıracağım burama. Oraya geldim. Benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy evet. ve benim geçtiğim yollardan, geç, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç Hüznü, acıyı ve neşeyi tat benim geçtiğim senelerden geç benim takıldığım taşlara takıl yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git benim gittiğim gibi ancak ondan sonra beni yargılayabilirsin demiş Rumi ben ondan sonra da beni yargılayamazsın diyorum ne yani aynı yoldan git aynı taşa takıl aynı ayakkabı giy aynı kalk ama senle ben aynı Değiliz evet, ki. Aynı değiliz. Tabii. Yani o yolun bende açtığı yara ile sende açtığı evet. yara ve bunun tezahürü bir olamaz. Dolayısıyla bu yargı küstahlığından ve saygısızlığından bir vazgeçsek başka bir şey yaşayacağız diye düşünüyorum gerçekten.